Efendim yaklaşın lütfen. Değerli ziyaretçilerimiz, şu anda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mezar Odası'nın önünde bulunmaktasınız. Mezar Odası, Mozare binası içerisinde bulunan sembolik layık taşının tam olarak 7 metre altında, arkamda görmüş olduğunuz bakır rölyef kapının ise 5 metre gerisinde bulunmaktadır. Şu anda bizimle aynı zemin üzerinde ve aynı hizada bulunmaktadır. İçerisi ziyarete kapalı olduğu için görmüş olduğunuz ekrandan kamerayla canlı olarak izlenebilmektedir. Anıtkabir'in inşası 1953 yılında tamamlanmıştır. O dönemde Türkiye'de 67 tane vilayet bulunmaktaydı. O dönemin 67 vilayetinden atamızın doğmuş olduğu Selanik'teki evinin bahçesinden, Suriye'deki Kürt toprağı sayılan Süleyman Şah Türbesi'nden, Güney Kore'deki Türk Şehitliği'nden ve Kıbrıs'tan getirilen topraklar harmanlanarak adeta bir vatan toprağı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu vatan toprağının içerisinde Ulu Önderimizin Nazım Naaşı tamamen İslami kurallara uygun bir şekilde kefenlenerek yüzü kıbleye bakacak bir şekilde kendisinin de deyimiyle en kutsal sensin dediği vatan toprağına dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, kız kardeşi Fatih Atalan ve diğer devletler kane eşliğince defnedilmiştir. Mezar Adası Osmanlı ve Selçuklu türbe mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgelemektedir. Kırmızı sandık asının yani mezar taşının etrafında bulunan sarı pirinç mumalar içerisinde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Ulu Önderimiz sağlığında bir sohbetinde elbet bir gün ölecek. Milletin bir nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarının karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim demiştir. Anıtkabir mimarları ise atamızın bu sözlerini vasiyet olarak kabul etmişler ve mezar odasını arkanızdaki pencereden görebileceğiniz Ankara Kalesi'nin tam olarak karşısına inşa etmişlerdir. Böylece kapı açık olduğu zaman atamızın mezarı, kapı kapalıyken de kapı üzerinde bulunan atamızın sureti her daim Ankara Kalesi'nden dalgalanan şanlı Türk bayrağını izleyebilmektedir. Son olarak bizlere bu cennet vatanı bıraktıkları için başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, değerli silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunar, yüce Allah'tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun. Amin.